Bugün kendime bir iyilik yaptım ve içkiyi bıraktım. Spora başladım. Mutluyum çünkü sağlıklıyım. Kalbim de çok hızlandı. Kalp krizi geçirmeyeyim şimdi. Genç yaşta ölenler kervanına. Aman sus Selim. Neden oldu? Çünkü demin mutlu oldum. İnsan mutlu olunca sanki cezalandırılmalı. Bu nasıl adalet Allah aşkına? Canım annem, başım derde girince hemen hisseder. Böyle durumlarda hep şöyle yaparım. Kız güzel diye millet ağzına düşer. Şekil al. Ben hiç bakmam. Sanki o yokmuş gibi davranırım. Ne yapıyorsun sen? Hani sen medeni bir çocuktun? Unutma ki medeniyette insanların zaaflarından faydalanmak yoktur. Ama güzeldi. Ben medeni değilim. Belli oldu. Medeni toplumlarda öpüşmek son derece doğaldır. Hatta sevgi belirtisidir. Kadının şeyi mi göründü? Olaya müdahale etmeliyim. Bu adamın niyeti bozuk. Kanalımı çevirsem. Ya laf ederse, sana ne be, başımıza ahlak ve cisim kesildin derse, vallahi der. En iyisi izin isteyeyim. Pardon, affedersiniz. Affedersiniz, pardon. Pardon. Kabul ediyorum. Ben salak birisiyim. İşin kötüsü kız salak olduğumu anladı. Neyse olsun. Salak olmakta müthiş bir özgürlük var bence. Babacığım biz geldik galiba. Ben arayacağım seni, tamam mı? Hadi öpeceğim. Yurt dışından mı geldiniz? Evet, iyisiniz değil mi? İyiyim. Aslan oğlum, adam düştü ya. Kemer taksaydınız bari. İstanbul'a hoş geldin. Görüşürüz. 72 saat sonra kendine. Canım annem yine hissetti. İyi misin? Evet iyiyim. Sağ ol. Çok kötü vurdun çünkü. Ya bence dava etmelisin. Ben senin yerinde olsam öyle yapardım. Yok ya, olur böyle şeyler yani. Aslında bunu takmama da gerek yok. Hayır. Doktor ilk 72 saat çok önemli dedi, sakın. Belgelerin. Tamam. Hoşça kal. Gerçekler bize her zaman doğruyu söyler. Gerçek bir. Ben göbekli, hiç de yakışıklı olmayan birisiyim. Sonuçta ben Ahmet Kayumtu değilim. Gerçek iki. Benim yaşım da bayağı var. 42 yaşındayım. Ama Şener Şen de 40 yaşından sonra meşhur oldu. Kendimi avutmayı çok seviyorum.